Merhaba sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. 14-21 Mayıs haftası akrep burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Keyifli, sağlıklı, sahatli güzel bir hafta diliyorum tabii ki. Bu hafta falınızda burcunuza göre neler var? İkili ilişkiler ve iş para konularıyla alakalı gördüklerimi size iletmeyi isterseniz hemen başlayayım. Yol planları yapıyorsunuz ama... E, kafanızda bazı şeyler oturmamış Elinizde sanki böyle bir, e, bir bir umut var, bir yerden bir haber bekliyorsunuz akabinde de bir yol planı yapacaksınız. Oturmama sebebi bir para konusu da olabilir yalnız yarıya böldüğünüz bir para var, verip vermeme konusunda kararsızsınız. verir miyim derseniz son güne kadar düşüneceksiniz verip vermemeyi diyebilirim. Arkadaşlar iş konuları bu hafta daha aktif ilişkilerde de bir hediye ya da güzel bir haber durumu var. Haneye düşecek bir haber diyelim biz bunu hemen orayı bir söyleyelim. Çünkü onun dışında fazla bir şey yok diyebilirim. Şöyle ki bu hafta <laughs> ilişkiler konusunda hafta ortası çarşamba perşembe çok güzel gelişmeler var. E, çok güzel gelişmeler derken beklenti içinde olduğunuz bir konuda güzel bir başlangıç yapacaksınız. Şimdi burada e, bir aşkın karşınıza çıkması durumu da söz konusu olabilir. Burada yalnız karşılıklı değil de iletişimsel görsellerde çıkıyorsunuz. Eşler için şunu diyebilirim: Çarşamba, Perşembe günü eşinizle aranız çok iyi olabilir. Sürpriz bir hediye bile alabilirsiniz. E hadi onu atlayalım ilişkiler diyelim. İlişkilerde de yine aynı şekilde aslında sürprizlerle karşılaşma durumunuz söz konusu olabilir. Hatta bu hafta karşınıza çıkan kişileri iyi değerlendirin de diyeceğim. Çünkü çok güzel bir görsel var hani dengeli bir ilişki görseli, karşılıklı alıp vermenin güzel olduğu bir görsel var bu hafta için akrep burçlarına. Biraz daha şöyle bir bakayım görebileceğimiz bir şey var mı ilişkilerde. Yani bastırdığınız konular var, karar veremediğiniz konular var ama bu hafta onları çok da böyle önünüze önünüze koyacağınızı düşünmüyorum. Daha çok böyle bastırmışsınız, içinizde kalmış, onları sonra hallederiz düşüncesinde olacağınız bir hafta diyebiliriz. Gelelim iş konularına. İş ve para konularına. Şimdi burada havada kalmış bir süreç. Ee, aslında süreç de ilginç. Sanki iki elinizi böyle havaya kaldırmışsınız, terazinin kantarı gibi. Bir tarafta bir şey var, bir tarafta da bir şey var. Böyle dolu dolu. Bu insana da benziyor biraz. Bu konularla ilgili böyle bir denge sağlamaya çalışıyorsunuz, ama çevrenizde bu dengeyi bozan insanlar olacak. Hangi günler derseniz eğer çarşamba perşembe gene aynı şekilde e, iş yerinde ya da para konularında dengenizi bozan iki kişi görüyorum bir tanesi sağ omzunuzda bir tanesi sol omzunuzda hani melekle şeytan gibi böyle bir taraf sanki e, duygularınız bir tarafta fiziksel hareketleriniz tavırlarınız gibi. E, i̇şle alakalı denge bir kararsızlık durumu var. Burada bu sizi çok sıkabilir. Sanki dalgalı bir denizin üstünde böyle bir bot gibi küçücük kalmış görünüyorsunuz. Kafanız ikiye bölünmüş. Hani bir kalbimin sesini mi dinlesem yoksa genel olaylara mı baksam? Arada sıkışıp kalma gibi bir durumunuz olabilir. Ve bu durumda aslında sizi biraz sıkabilir o günler içerisinde. Kafa havada kalmış, işte beden sanki oturmuş, elinizde olanları böyle değerlendirmeye çalışıyorsunuz. Görsellerinde çıkıyor. Sonuçları ne olur derseniz aslında bu dengesizliği bir şekilde hani önünüze koyup böyle üzerine üzerine gideceğiniz görünüyor. Hani artık bir karar vermeliyim ya yeter artık dediğiniz bir duruma düşürecek bu sizi. Burada karar verir misiniz? Sanki duygularınızın tarafı ağır basacak duygusal anlamda beklenti içinde olduğunuz konulara yönelmiş olarak çıkıyorsunuz perşembeye cumaya diyebilirim. Buradaki görsel bunu ifade ediyor aslında. Bir de iş yerinde üç kafalı bir kişi var. Şimdi üç kafalı kişi Maşallah böyle kafasında yok yok diyebileceğim bir kişi demek aslında size gösterdiğiyle arkasında düşündükleri çok farklı bir kişi bununla da aslında salı günü bir uğraşınız olacak karşınızda bir kişi böyle havadan havadan konuşmalar yapıyor ama yaptığı konuşmalar e, sizin kafanızda oturmayacak yani nasıl yani der gibi bakıyorsunuz o kişiye onunla böyle aranızda bir konuşma Bu konuşmadan da böyle bir rahatsız olma durumunuz olabilir. E, yaptığınız işle alakalı aslında söylenecek laflar sizi rahatsız edebilir arkadaşlar. Perşembe gününe dikkat edin bence bu hafta bir de. Bir karar vereceksiniz. Önünüzde bir ışık var perşembe günü için. Para geliyor mu bu hafta sorusunun cevabı gelmiyor olarak verebilirim buraya göre. Çünkü burada e, kararlar verip bu hafta özellikle iş ve para konularında... Yani hislerinizin duygularınızın peşinden gideceksiniz diyebilirim yönelim o yönde görünüyor hayrınız olur mu evet hayrınız olabilir geçmişe takılı kalmayın geleceğe bakın görselleri de var zaten gelecekte de duygularınızın sesini dinleyin iç sesinizi dinleyin görseli var e, cuma günü için bir para var ama böyle e, bu para şey bir para şimdi bir para bir para beklentiniz var ama önü tıkanmış bir tıkaç var onun haricinde küçük bir para görseliniz var. Hani tıkalı olan iki para bekliyorsunuz diyelim ki biri geliyor biri gelmiyor. Bir para bekliyorsunuz şimdi acaba tıkaç olan mı küçük olan mı diye tereddütte kalıyorum tabi söylerken. Bir para gelecek e, ama küçük bir para görsellerinde çıkmış. Hafta sonunu sakin diyebilirim para harcama konularında sevgili akrepler. Burada neler var şuradan dökelim belki şu sıkıntılar gider şöyle oh mis. Bu haftanız güzel geçecek bence sadece karar verme aşamasında olduğunuz iş ve para konularında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Tabi de çarşamba günü para harcama konularına lütfen dikkat edin. Dengeyi sağlayamama içinizden geleni yaparak elinizde olanı kaybetme durumu söz konusu olabilir. Parasal konularda dengeli olmanız gereken bir hafta görselleri de aslında var. Havada kalmış çıkıyorsunuz çünkü alayım mı almayayım mı harcayayım mı harcamayayım mı duygular diyor ki mana ne olacak. İşte orada bir sıkıntı yaşayabilirsiniz, ona dikkat edin. İş başvurusu ya da iş teklifi gelme durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Burada gene e, nasıl diyelim Pazartesi Salı günü sanki bir süredir beklenti içinde olduğunuz bir haber başınızın üstüne düşüyor. Yalnız bu habere böyle çok sevinemiyorsunuz sanki. Hani burada sevinememe sebebi de e, Kendinizi bir konuda rahatsız hissedeceksiniz bu iş teklifi ile alakalı. Hani yetersiz demeyeyim de yol uzun olur yolu beğenmezsiniz. İşte ne bileyim çalıştığınız alanda mı bir sıkıntı var acaba? Bir bit yeni var yani o işte bir iş teklifi geliyor ama çok da hevesli olmayacaksınız. Aslında önünüze çık ama sanki arkadan arkadan düşünceleriniz bu konuda size engel yaratacak. Şimdi aile içerisinde de devamlı sizden bir şeyler almaya çalışan birisi var. Hani böyle ellerinizdeki bir şeyleri böyle çekeliye çekeliye almaya çalışıyor ve devamlı almaya çalışıyor. Her gün almaya çalışıyor. Şimdi burada çekeliye çekeliye dedim ama şu da olabilir. Mesela eşiniz eve geldi elindekileri aldığınız gibi de düşünebilirsiniz aslında. Hani çekelemek her gün karşılanıyorsunuz işten geldiğinizde gibi de düşünebilirsiniz ama birisi devamlı sizin önünüzde her gün sanki aynı saatte gelmiş elinizde olan bir şeyleri almaya çalışıyor görselleriniz var yani aslında burada para durumuna yakın biraz para 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 diyecek birileri mi var çevrenizde ee, diye düşünmedim de değil aslında eşler için bu hafta neler var ilişkiler için derseniz biraz yalnızlık haliniz görünüyor hani böyle hmm, Tek başınıza bir şeyler düşünüyorsunuz sanki hani çevrenizde insanlar var ama tek olmayı tercih edebilirsiniz. İlişkilerde sanki böyle yapılanlar edilenler işte huzursuz eden şeyleri sanki böyle havaya bıraktım uçsun gitsin bu haftada düşünesim yok diyebilirsiniz. Ee, Perşembeden sonra peşinize takılan bir kişi var kuyruk gibi devamlı arkanızda görünüyor onunla iki gün üst üste görüşme yaşayabilirsiniz. Ee, bunun dışında neler var diye şöyle bir bakalım bir de şey var bir topluluk içerisinde bir dileğiniz olacak ama siz oradan böyle kaçar gibi uzaklaşıyorsunuz bir süredir beklenti içinde olduğunuz bir dileğiniz oluyor ama siz buna çok memnun olmayacaksınız bu hafta sonuna denk geliyor hani keşke olsun dediğiniz bir şeyden böyle koşar adım kaçtığınızı görüyorum bir de burada Hayrıma değil diyeceksiniz belki de dilediğiniz bir şey istemiyorum artık deyip uzaklaşacaksınız. Yani bir şey oluyor bir dilek ama çok hayırlı gelmeyecek size. Bir de ilişkilerde göz var arkadaşlar. Birlikteliğe göz çıkmış. Taşınma planlarının var ama üstünde evle ilgili soru işaretleriniz var bu hafta çözülemeyebilir yani bu hafta eğer taşınmayı düşünüyorsanız ya da ev arayışınız varsa diyebilirim sevgili akrep burçları. Genel anlamda güzel bir hafta keyfini çıkartın bence ufak tefek sorunlarla uğraşacaksınız ama dediğim gibi genel anlamda keyifli geçeceğini düşündüğüm bir haftanız var. Keyfini çıkartın arkadaşlar biliyorsunuz her zaman her hafta böyle çıkmıyor fallar güzellikler sizi bulsun keyfiniz sağlığınız saatiniz bol olsun. Güzel dediklerim tabii ki hayatınıza ışık tutsun olmayanları da evrene gönderelim. Benden bu haftalık bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için tek tek teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.